Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Arkadaşlar bugünkü konuklarımız 3 tane. Bugün hep bir süredir küçük hayvanlardan gidiyoruz. 3 tane yavru kedi. Bize çok küçükken gelmişlerdi. Nasıl gelmişlerdi? 2 hafta oldu galiba bize geleli. Annelerini trafik kazasında kaybetmişler. Sitede bir yerde baktıkları bir kedi bu. Yavrular da bayağı artık yani annesi uzun süre gelmeyince anlamaları biraz geç olmuş. Bir tanesi bayağı kötü geldi. Ölmek üzereydi. Aynen ölmek üzereydi. Ben yukarıda operasyondaydım. Çok göremedim ama Aslan'ımla diğer arkadaşlar çok ciddi uğraştılar. Ben onu gördüm, topladı sonrasında ve diğer kardeşleriyle de arayı da hızlı bir şekilde kapattı. Hemen lafı uzatmadan sizi o arkadaşlarla tanıştırıyoruz şimdi. Evet. İşte bu böcekler. Biraz şöyle açalım. Kapları aynı açalım. Evet, dökülün. Dökülün. Dökülün arkadaşlar. Akışkan kediler. Bakın arkadaşlar. En kötü olanları şuydu, evet. Antika'nın bahsettiği, çok kötü bir halde gelen. Şu anda tamamen diğer kardeşlerini yakalamış bir durumda ve sağlık durumu çok iyi. Agoni halinde gelmişti, yani şok durumundaydı. Vücut sıcaklığı düşmüş, tamamen aç kalmış, kan şekeri yerlerde. Toparlamak için bayağı uğraştık. Sonrasında da stajyerimiz Zehra Hanım sağ olsun 2 haftadır bunlara kendi evinde bakıyor ve sürekli gece de dahil olmak üzere uyanıp sütle besliyor bu çocukları sürekli. Şu anda yaklaşık 4,5-5 haftalıklar. Aynen. Değil mi? Yaklaşık da 400-500 gram harcıyor. Çok küçükler, bıdıklar. Bence o kadar bile yoklar biliyor musun? O civarlarda. Geçenlerde bir tarttık taraftan acaba alıyorlar mı ne yapıyorlar diye. Birazcık gazları var hafiften göbeklerinde. Ara ara gaz giderici veriyoruz. Çünkü normal anne sütü emmedikleri için biraz gazları olabiliyor. Şimdi bu çocuklar arkadaşlar yaklaşık 5 haftalıklar. Arka dişleri henüz yeni yeni çıkmaya başladı. Bu da şu anlama geliyor. Biliyorsunuz süt içtikleri evrede çok daha kısa sürede uyanıp sürekli onları beslemek gerekiyor. Ama büyüdükleri zaman biraz rahatlıyoruz ve kuru mamaya yavaş yavaş geçiş yapabiliyoruz kademeli bir biçimde. Özellikle en kötü olan şu minik ufaklık. Bugün minik minik böyle bir iki kuru mama tıkırdatmaya başladı. Bu benim için çok mutluluk verici bir şey. Çünkü bu çocuk yani neredeyse ölecekti ve şu anda henüz şu iki kardeşi kuru mama yemezken o kuru mama yemeye başladı. Bu çok güzel bir arayı haber. Arayı kapattı. Ayrıyeten bebek kedi beslemek gerçekten çok zor bir iş arkadaşlar. Böyle çok sevimli gözüküyorlar. Evet çok tatlılar. Ama çok büyük sorumluluk gerektiriyor. Bir kere çok ufaklar ve görüyorsunuz hareketleri, koordinasyonları çok zayıf. Sürekli uğraşmamız gerekiyor ve onları bana bakın, kendilerine zarar verecek şeylerden onları uzak tutmamız gerekiyor. 2 saatte bir gece de dahil olmak üzere uyanmanız, sıcak tutmanız, dışkısını ve çişini kendiniz yaptırmamız gerekiyor. Çünkü annesi yalayarak yaptırıyor bunları. O yüzden yavru bir kedi sahiplenmektense çoğu zaman yetişkin bir kedi sahiplenmek çok daha basit oluyor. O yüzden sevimliliklerine kanıp böyle çok daha illaki yavru kedi olsun, işte bu kadar küçük olsun, çok erken ayırayım annesinden gibi bir düşünceye kesinlikle kapılmayın. Çünkü anne sütü çok önemli. Anne sütünü yeterli derecede alamayan hayvanlar ne yazık ki ilerleyen dönemlerde bir takım sağlık sorunları yaşayabiliyorlar. Burada bunun kuyruğunun ucu kırık. Ya sen çok kanca güzel gibi duruyor aslında. Arkadaşlar ben siyah kedileri çok seviyorum. Şu da çok güzel. Onu kurtardığım için ona ayrı bir şeyim var ama gerçekten bu da çok güzel. Bu da çok göz teması kuruyor. Evet öyle bana bakıyor. Ben konuşuyorsun seninle. Evet. Bunların karnları da aç birazcık. Evet. Şimdi bunları besleyeceğiz biraz. Onunla ilgili de bilgi verelim size. Ellerimi çizdin ama hep çizdin. Şimdi sana süt geliyor. Burada hemen biberonumuz da hazır. Şimdi bunu biraz çalkalıyorum. Süt markası olarak kaliteli süper premium markalardan bir kedi sütü kullanmamız lazım. Kim geliyor, kim geliyor? Ve şey çok çeksin. Önemli, oranı çok önemli. Çok sulu olmaması lazım, çok katı olmaması lazım. Ve aynı zamanda emzirirken insan bebeklerde olduğu gibi tutuş pozisyonunuz çok önemli. Asla şöyle yapmamanız lazım, böyle içirmemeniz lazım. Bu çünkü aspirasyona neden olabilir ve akciğerlerine kaçabilir. Süt. Kulaklara bak, kulaklara evet. Bak. Çocukları böyle şu yere pozisyon çok doğru. Sabitleyip şu şekilde normal. Çünkü annelerini emerken de bu şekilde emiyorlar. Kulakları çok komik. Evet o zaten şu iyice güzel emdikten sonra şu kulak böyle oluyor ya deli oluyorum. Hadi biraz da kardeşleri emsin. Şimdi o kuru mama da yer çünkü. Evet. Evet. Kimdi? Şimdi bu çocuk. Şimdi bu çocuk. Siyah beyaz. Hadi bakalım. Şimdi yine şöyle elimizi sabitliyoruz. Biberonumuzu veriyoruz. Zaten kendi çıldırıyor şu an. Çıldırıyor. Heh, buldu. Evet.
heyecandan biraz daha hızlı gelmesini istiyor. Hızlı gelmediği için sinirleniyor. Tüm ben biberonu ağzına soktum. Aynen. Tüm ben yutmak istiyor şu an bunu. Tamam, tamam, tamam. Şampiyon dur, dur. Bir daha. Evet, evet dur çocuğum tırmanma. Sanıyor ki daha büyük ağzını alırsa daha çok gelecek. Bunlar artık biraz bakteriyel kiri olmuş ya. Yani. Ellerini biraz sabitliyorum artık yapacak bir şey yok. Evet, çünkü elleriyle çok çekiyor. Aferin sana. Benim de meme arıyor. Bak Otega da geldi tekrar. O da istiyor şimdi. Çocuğum sakin ol şampiyon. Tamam bebişim. Dur. Ne kadar hırslı görüyor musunuz? Evet. Bu zaten her zaman en iyi olanlarıydı aralarında. Hala da gördüğünüz gibi en şeyleri o. Ellerini atakları o. Tamam, tamam yeter. Yeter. Yeter artık tamam. Biraz da çocuk yemsin dur. Gel gel Allah'ın... sana biraz kuru mama vereceğim ben bak, birazdan. Bak 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 manyağı bak bırakmıyor. Bırak artık. Bırak artık. Artık bırak. Kardeşlerin de en iyi. Tırnakları da ne kadar uzun batıyor. Evet. Tamam çocuk. Bıraktıramıyorum. Bağırıyor bak. Tamam al biraz daha. Tamam. Al. Hadi tamam. Çok kızdığı için son zaten hışkırık tutuyor bu çocuğu bu arada. Ondan dolayı. Nasıl emeceğini de bilemiyor. Bitti artık hadi. Hadi. Bu arada ilk önce biberonla beslemeye başladığınızda yavrular çoğu zaman alışmadıkları için anne memesi bekledikleri için biberonu reddediyorlar. Bu şekilde emmeler için yaklaşık böyle bir 3-4 gün uğraşmak gerekiyor. Bu kadar randımanlı emebilmeleri için. Manyak gibi. Kafalar çok karışık. Evet. Gel. Evet şu an çok güzel. Allah'ım. Ben siyah kedileri çok beğeniyorum. Ağzını döküyorsun. Biberon tamamen alırsın. Ha. Şu ellerini biraz sabitlemem gerekecek şöyle mesela. Şok kaptırıyor kendini. Pardon. Tamam. Emersen gelir hadi. Biraz susun hadi. Çocuğum benim. Benim minik çocuğum. Gözlerini mavi görüyorsunuz arkadaşlar ama göz rengi değişiyor. Bu şekilde kalmıyor. Çoğu zaman yaklaşık 1-2 hafta sonra tamamen rengini değiştirmiş olacak. Bakın görüyor musunuz? Masmavi gözüküyor. Keşke böyle kalsalar. Uş. Yani tek dertleri var. Karınları doysun. Kaka ve çiş yapmış olsunlar. Sonra sıcak bir yumuşak poların içerisinde yatıp birbirlerine sarılıp uyusunlar. Tek dertleri bu. Bu evrede. Şu an emmiyor ama bir yandan da hırslı bir şekilde bırakmak da istemiyor. Karnı doydu galiba, göbeği şişti çünkü. Bugün yavaş yavaş kuru mama denemeye başlamıştık demiştim. Şimdi bakın biraz özel bir kuru mama bu da yine. Çok küçük taneli. Çok küçük taneli, bakın inanılmaz minik. Bu bile onlara büyük geliyor. Yiyecek misin? O yiyor. Bak bu yiyemiyor da o yiyor. Şöyle biraz tadını almaları için İlk başta deniyoruz. Şöyle ufak tabi ağzına kadar atmıyoruz. O da geri attı zaten. Ha bakayım. Sütü ben veriyorum biraz... o geri atıyor. Evet öyle yapınca biraz daha sevebilir. Biraz şey yap. Verdik oradan. Pitbull gibi ısırdı bu. Dur çocuğum. Dur çocuğum. Tamam. Hadi bırak. Hadi bırak biraz. Çok ölümüne ısırıyorlar yalnız ha. Ben hiç bu kadar sert ısıranı görmedim. Bak biberon bırakmıyor. O kadar iyi bakmış ki Zehra çocuğum. Biraz su şey yapalım da sonra yine emsin. İşte bıraksa... Dur çocuğum hadi bak. Şöyle var. Bıraksa bırakır. Bırakmıyor mu? Kız bıraksana. Ya sen bıraktır hadi. Ben bırak deli misin? Aa, gerçekten bırakmıyor. Heh bıraktı. Şimdi şöyle biraz sütlüyoruz buraları. Ağzı süt içinde kalmış. Şu göbek ne peki? Deli gibi emdiği için göbeğe bakın. Yarısı hava muhtemelen. Gaz var. Sen yer misin? Sen yer misin buradan? O yemeği sevmiyor mu şu seviyor? Hih! Aşağı düştü ki. Yiyor mu? Kokluyor. Kokluyor şu an. Yiyecek, yiyecek. Ama sütü sadece içmek istiyor, onu yemek istemiyor. Gel sana vereyim. Yedi aslı. Yedi mi? Gerçekten mi? Şimdi bir tane daha alacak. Alıyor şu an. Hadi. Allah Allah, bir tabi baksana sütsüz içiyor. Böyle seviyor. Sen de sadece süt gibi mi?
Arkadaşlar bir de ek bilgi vermek gerekirse bu çocuklar süt markalarının değişiminde ya da mama değişimlerinde ishal olabiliyorlar. Ve ishal bu kadar küçük boyuttaki bir hayvan için çok uzun sürerse ne yazık ki ölümcül bir hale dönebiliyor. O yüzden olabildiğince ilk başta kullandığımız kaliteli süt markasını sürekli aralarda değiştirmemek lazım. Hep aynı markayla gitmekte fayda var ve biz bu çocukların bir dönem sütün içerisine probiyotik bakteriler de kattık. Kaliteli probiyotikler. Onlar da biraz daha toparlamalarına yardımcı oldu. Gördüğünüz gibi şu anda kurumamaya başlamış durumdalar. Bu mu yemedi sadece? Evet. Bu da şimdi fark ettim. Biberonun ucuna biraz süt tozu tıkanmış. Ondan dolayı süt gelmiyormuş. Ondan sinirleniyormuş. Şu an daha rahat bir şekilde içiyor. Evet, şu an güzel içmeye başladık yine. Çuk çuk ses geliyor. Çok geliyor böyle huzur acaba? Verici değil mi? Evet, şu an ben hissediyorum. Ama duyuyorum. Bayağı iyi oldu. Evet, o çok fena oldu. Şu burnun ne? Şu burnun ne peki? Böyle sevince de daha çok şey yapıyorlar, iştahlanıyorlar. Tamam, tamam yeter artık. Biraz da şu siyah beyaz kardeşinizsin. Şuralara dökelim biraz. Al bakayım. Şimdi bu kedileri eğer ki birileri bulup bize getirmeseydi ve Zehra da bu kedilere çok güzel bir biçimde bakmasaydı ne yazık ki bu kediler hayatını kaybedecekti. O yüzden kısırlaştırma da çok önemli bu açıdan. Yani etrafınızda baktığınız sokak hayvanı kediniz varsa doğalarına karşı geliyoruz. Aman doğursunlar işte bebekleri olsun diye düşünmeyin. Aksine bu çocuklar gerçekten çok büyük eziyet çekiyorlar. Geçen annemin sitesinde bulduğumuz gebe kedi doğuracak diye biz sevinirken meğerse çok küçükken gebe kaldığı için bir takım anomaliler oluşmuş bebeklerde. Yani bu ne demek? Bozukluk demek yani. Anomaliler bozukluk demek. Ve bebekler içeride ölmüş. Organlar doğru düzgün oluşmamış. İğrenç bir koku. Sezaryen yapıp o yavruları almak zorunda kaldık. Eğer ki biz almış olmasaydık o bebeği muhtemelen bir köşede ölecekti. Aynen öyle. Çünkü onu çıkarmasının mümkünatı yok. Çok da ufak tefek bir kedi. O yüzden iyilik yapacağız derken aslında bazen özünde düşündüğümüz zaman ne yazık ki kötülük yapmış oluyoruz. Bu bebekler dışarıda yani nasıl yaşayabilir bir düşünün. Daha yürüyemiyorlar bile tamamen böyle koordinasyon yok. Şu anda ben bıraksam buradan yürüyecek aşağı düşecek gibi düşünün. O yüzden kısırlaştırma çok önemli. Şehir hayatı kediler için çok zor. Yani anne evet. Kediler için de zor. Yani sürekli yiyecek bulmak için, mama bulmak için bulundukları mahalleden çok uzaklaşabiliyorlar. Bu sırada bilmediği alanlarda diğer köpeklerin saldırısına uğrayabiliyorlar. Trafik kazalarına kurban gidebiliyorlar. O yüzden bu yavrular aç kalabiliyor. Ya da bu yavrular yeni ayaklandıkları zaman çok böyle yola yakın yerlerdeyse hızlı bir şekilde yola çıkıp hiç bilemeden yani daha... Hayata başlayamadan birkaç aylıkken araba kazası sonucu, trafik kazası sonucu hayatlarını kaybedebiliyorlar. Bunları hep biz biliyoruz yani biz görüyoruz yani etrafta bununla ilgili sürekli kediyle köpeklerle ilgilenen kişiler görüyor aslında. Evet diğerleri sanıyor ki her şey zaman, çok iyi gidiyor. Aynen öyle, aynen öyle. Yani evde doğurmakla insan yavrusuyla aynı sanıyorsunuz ama hiç alakası yok. Onlar için hayat çok zor. Ve annelik içgüdüsü aslında insanlardaki gibi bir durum da değil hayvanlar için. Hormonları çok sık değiştiği için. Yavrular sütten kesildiği anda direkt annelik içgüdüleri kapanıyor ve yani geçmişte benim yavrum var mıydı ben anne olmuş muydum falan diye böyle bir düşünceleri de olmuyor. Tekrar resetleniyor. Her seferinde resetleniyor bu durum. O yüzden yani bir kere doğum yapmış ya da hiç yapmamış onlar için hiçbir şey fark etmez. En sağlıklı olanı hiç kızgınlık göstermeden kedilerin kısırlaşması. Bu konuda da sokak kedilerine siz de yardımcı olmak için belediyelerden yardım alabilirsiniz. Bazı kliniklerden, özel kliniklerden yardım isteyebilirsiniz. Bu şekilde onlara siz de yardımcı olabilirsiniz. Esas yardımcı olmak istiyorsanız, esas onlara yardım etmek istiyorsanız bu şekilde bir yardımcı olabilirsiniz. Gel bakalım, gel. Gel, tamam. Şimdi sıra? Şimdi bu çocukların kaka ve şiş. Aynen, hemen kaka ve şişlerimizi de yaptıralım. Çünkü doydular şu anda, göbekleri çok şişti. Daha versek
İçerler çünkü normalde anneleri olduğu zaman memeyi tutup dakikalarca orada masaj yapıyor ve uyuyakalıyorlar ağızlarında meme varken. Şimdi onu istiyorlar ama tabii ne yazık ki şartlar uygun değil bunun için. Şimdi öncelikle elimizde şöyle küçük birer pamuk alıyoruz. Annesi gibi popo kısmından çünkü yalama hareketi yaptıracağız popoyu ve bunun da kuru olmaması gerekiyor. Aynen. Onların çünkü popolarını tahriş etmemesi için. Birazcık nemlendiriyoruz. Sonrasında başlıyoruz. Çok da ıslatmayın çünkü zaten çişli ıslanacak bu şimdi. Bakın. Şuradan ben de bu çocuğu aldım. Hadi bakalım. Şöyle tuttum ve aşağıdan yukarı masaj yapıyorum şu anda. Çocuk işemeye başladı. Kafasına işedim. Evet, bu da işiyor şu an. Biraz rengi açık olduğu için belli olmuyor ama şu an evet, bakın. Bayağı bak, dökülüyor benimki. Akıyor. Kedimiz akıtıyor. Harpeyi bulak atıyor. Ya kendileri çiş bile yapamıyorlar. Normalde annesi yalayınca yapabiliyor. Evet. Bu pamukla işimiz maalesef bitti. Biraz daha pamuk. Çok hemen. Bayağı aşırı işedi. Evet evet. Bayağı dirar keseleri dolmuş. Şu an bitti bu çocuk. Eğer olsaydı az miktarda kaka da yaparlardı. Bana da versen artık. Hemen yedim tamamen şimdi. Çiş oldu. Bir tek şu kaldı şimdi siyah çocuk kaldı. Ha, şunu sana vereyim. Kafasına işemişler onu. Benim kafana mı işediler? Yok, onun kafasında vardı o. Niye bakıyorsun öyle? Bak nasıl bakıyor ya? Çok komik ya. Şöyle bakıyor suratıma. Göz teması kırıyor. Heh, şimdi bir çiş daha geliyor. Hadi bakalım. Şöyle yavaş yavaş. Çok tahriş etmeden, çok bastırmadan. Zaten direkt kendisi yatmaya başladı hemen. Evet, alışmışlar ya. İlk zaman yeni yavrularda biraz daha zor olabilir bu durum. Sabırsızlıkla bekleyin. İlla ki yaparlar çünkü. Mikrofonu yiyeceğim. Şimdi bunlar artık alıştığı için 2 haftadır... Çok daha rahat yaptılar, evet. Susar mısınız? Kakalarını yapmışlardı zaten sabah. Biraz çok o yüzden de yatmıyor olabilirler. Çok bağırdınız. Bitti, 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 bitti. Tamam. İşte bu kadar. Mamalarımızı yedik, çişlerimizi yaptık. Artık rahatladık. Tekrar uyku saatlerine geçecek şimdi bunlar. Hemen tekrar diğerlerini alıyorum. Koşun. Ablası üçünü birden bir kucakla şöyle. Ya çok tatlılar ya. Ya. Hadi koy. Şu siyahın böyle çok sevimli bakışlarına hiç aldanmak istemiyorum. Genelde siyah beyaz yavrular böyle birazcık huysuz oluyorlar. Sonra bizi hep parçalıyorlar. Şöyle bir... Şimdi bir de fotoğraf çekelim de. Şimdi ondan sonra şey yaparız hemen. Kediler abi. Tamam. Şimdi bu kadar ufak kedileri gördük. Bir de tamamen kurumamaya geçmiş ve yaklaşık 2,5-3 aya gelmiş 3 kedimizi göstereceğiz size. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi tamamen kurumamaya geçmiş 3 yaramaz çocukla tanıştırıyoruz evet, sizi. Evet, şimdi bu canavarlar geliyor. Hadi bakalım. Hadi dökülün. Olun. Hemen şimdi çünkü fırlayacaklar açınca. Fıt fıt fıt. Fıt fıt fıt. Nereye? Gel. Artık biraz 3'e gelmişler. Gel bakayım. Değil. Bence biraz 3'ler. Bunlar çok meraklılar. Hadi çık bakayım. Hop. Bakın arkadaşlar bunlar bayağı sokakta gördüğümüz tekir kedilerden. 3 çocuğu. Gel. Üçü. Şöyle aslında 4 kardeşlerdi bu arada. Birisi sahiplenildi. Ve bu üçü sahip arıyor hala. Evet. Bilgilendirmem gerekirse bu çocuklar tamamen kuru mamayı yiyebilen, kendini kurtarmış, aşıları başlamış kediler. Yaklaşık 45-55 günlükken iç ve dış parazitleriyle başlıyoruz tedavili aşılamalarına. Sonrasında karma aşı, duruma göre lösemi aşısı ve kuduz aşısı şeklinde ilerliyor süreç. Bu çocukları bakmak tabii diğerlerine bakmaktan daha kolay. Çünkü onlar kendileri kaka ve çiş yapabiliyor. Kendilerini temizleyebiliyorlar. Ve çok da güzel yemek yiyebiliyorlar. O yüzden az önceki gibi bir durum yok. Görüyorsunuz koordinasyonları çok evet. Daha iyi. Çok daha hareketliler ve masanın kenarından düşmüyorlar. Ve kuma alışıklar. Hazır paket halinde. Eve koyuyorsunuz. Direkt mamayı suyu önüne aynen. Koyuyorsunuz. Kum kabını koyuyorsunuz. Kuruyorsunuz biraz daha şöyle kuyruğundan. Orada ne yapıyorlar? Orada şuradan süt tozunun şeyini kokusunu falan aldılar. Süt mü içmek istiyorlar? Süt içmek istiyorlar. Özlemişler sütlerini. Oh. Bunları böyle kurduktan sonra eve bırakıyorsunuz. Hiç başka bir şey yapmanıza gerek yok. Allah'ım yarabbim. Küçük yamyamlar. Şunu alayım onu almak yerine. Evet. Gelin hadi gelin hadi gelin hadi gelin. Değil hadi. Mi? Ne oldu? Bunlar ne oldu? Çok açlar ya. Bunlara biraz ben kurumama sürekli getireyim. Sürekli açlar. Hemen kurumama getiriyorum şimdi. Bak. Bak. Bunu da iyice dezenfekte edelim de diğer bebeklere vermeden.
Evet, hazır mıyız? Başla. Gel, sen de gel. Ha, oraya mı dök? Bak bak bak, görüyor musun diğerinkini? Hemen herkes, yerleşelim, gel. Herkes diğerinkini yiyor. Evet. Sen şurada halbuki şunu yesen ne olur? Yok, sen de bunu ye. Yapacaklar. Aç gözlük evet. Yapacaklar. Şöyle aralarına perde koymak gerekiyor. Bunlar çok fenalar. Sürekli gözü diğerini yediğinde. Şunu üçlü paket halinde aranızda sahip verebilecek biri var mı? Ayrılmazlar, bence çok güzel alırlar. Aynen. Ama huyları üçünün de çok güzel gerçi ama ya. Biri dişiydi değil mi? Evet, diğeri dişi olan şu küçük suratlı şu kız çocuğu şu. Şu çok belli. Şimdi en önemli nokta yine bu çocukların ileride büyüyünce kısırlaştırılıyor olması. Evet. Çünkü ne yazık ki tekir kedilere çok fazla sahip çıkmıyor. Sebebi nedir bilmiyorum ama muhtemelen sıradan olmaları. Aynen. Sokakta çok fazla insanların onlardan görüyor olması. Ama bence en güzel kediler de yine tekir kediler. Tabii hepsinin gerçekten bakmasını karakteri bilirseniz. Kendine has. Çok sevecenler. Evet. Ve çok oyuncular. İnanılmaz oyuncular. Tamam, başka hocam var mı sizin? Başka aktaracağımız bir şey yok. Kısırlaştırma zamanları zaten 6 aylık oldukları zaman genelde bizim önerdiğimiz 6 aylıkken. Ama 4 aylıktan sonra da yapılabiliyor tabii, bu sürekli bilinen bir bilgi. Prepubertal dönem mi deniyor bu döneme? O dönemde yapılabiliyor. Hiç kızgınlık göstermeden yapılırsa çok daha sağlıklı. Ama yani 1 yaşından önce yapılırsa o kadar iyi. Toparlayamadım. Hadi bakalım. Şimdi bu çocukları da yerlerine yollayacağız. Mamalarını bitirsinler de çünkü kıtlıktan çıkmış gibiler. Hep öyle. Onlarla yine merak ettiğiniz, sormak istediğiniz yavru kedilerle ilgili bir şeyler olursa yorumlar kısmına sizi bekliyoruz. Evet, birazcık şey yaptılar, gaz çıkardılar galiba. Yorumlar kısmına sizi bekliyoruz sorularınızı. Oradan sorularınızı cevaplıyor olacağız. Biriniz de bir tane hayvanı, ya yuva arıyorum dediğim hayvan sahiplenin. Evet. Bir tane sahip çıkmaz mı ya? O şeye bile, Alman çoban köpeğine bile Twitter'da böyle binlerce 40 bin beğeni almış. Alman çoban köpeği bir tane sahip çıkmadı arkadaşlar. Maalesef. Mesela şu üçünü birini sahiplenin ya. Olmaz mı? Onun için harcından böyle kedi bakmış tecrübesi olan, o kedisini yaşlılıktan vesaire şeylerden dolayı kaybetmiş. Kedi bakmayı bilen birisi olacak ki böyle bunun değerini anlayacak. Diyecek bu kediler cidden çok iyi. Alacak, bakacak ve keyfini yaşayacak. O zaman... Ama bilmeyen kişiler bunlar ne diyor böyle şimdi böyle, bunlar ne diyor, bunlar hep var diyorlar. Ama hep öyle değil işte. Bunların karakteri çok daha güzel, çok daha tatlılar. Bunlar tam kucak kedileri. Bu kız çocuğu mu? Yok. Değil. Şu kız çocuğu. Şu evet. Şu kız çocuğu. Şu. Ha, kız çocuğu. Kafası daha küçük. Ya bana çok komik geliyor. Kameraya gelip kokluyorlar ya saçma. Evet. Gel. Evet arkadaşlar, bu haftalık videomuz da bu kadardı. Şimdi bu yavruları yukarıya yığalım. Ne yaptın ya? Çizdi mi? Çizdi biraz. Şimdi tekrar biz gidiyoruz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Haftaya yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle.